yaptığınız şeyler arasında sizi Allah karşısında, Resulullah karşısında sallallahu aleyhi ve sellem mahcup edecek bir durum yoksa yaptığınız şey nedir? Bence dimdik durun Allah'ın izni inayetiyle. Allah karşısında, onun karşısında sadece eğilin. Onun karşısında sadece rükûa gidin. Onun karşısında secdeye kapanın. Onun karşısında alnınızı yere sürün. Dahası yok mu Allah'ım deyin. Onun dışında hep dimdik durun Allah'ın izni ve inayetiyle. El alem gülecek halini, gülünecek halini ses etmeye çalışsın. Sizin gülünecek haliniz yok Allah'ın izni inayetiyle. Ayıplanacak haliniz de yok. Ben bu arkadaşlar arasında şu ülkenin başında, bu beldenin başında, şu üniversitede, bu üniversitede, şurada şu konumda, burada bu konumda, bu konumunu değerlendirerek dünya hayatı adına 3 kuruş, 5 kuruş mevcut sermayesi üzerine bir şey ilave etmediğine onlar namına yemin edebilirim. Çünkü onlara o kadar güveniyorum, yemin edebilirim. E bu iş böyle olunca bence utanacak bir şey yok. Utandırma adına onların ortaya attıkları sözlere gelince ona da mahşeri vicdan gülüyor. Komik duruma düşüyorlar. Bir de bugünün yarını var. Yarın hakkın divanı var. O divanda hesap verme var. Her şeyin terazinin kefelerine konması meselesi var. O gün göreceğiz. Ahirete Allah uzun ömür versin. Çok büyük hizmetlerde sizi muvaffak kılsın inşallah. Ahirete giderken verecekli olarak gitmemeye bakın. Bir gıybetle bile, bir iftira ile bile, bir hafife alma ile bile, bir küçük gösterme ile bile Allah huzuruna gitmemeye bakın. Ahirete alıcı olarak gidin. Alıcı olarak gidin ki dünyada bunları şöyle böyle mazur gördüğünüz gibi, bu bir centilmenliktir Frenkçe, civan mertliktir Farsça. Bir centilmenliktir burada bunları görmeme. Varsın desinler. Herkes karakterinin gereğini yapar, gereğini sergiler, gereğine göre hareket eder deyin. Ve görmezlikten gelin, duymazlıktan gelin. Ayıplar adına renk tespit edemez, göremez bir vaziyette yaşamaya bakın. Öbür tarafa gittiğiniz zaman da alacaklı olarak gitmişsiniz. Size şunu demişler, bunu demişler. Allah Resulü buyuruyor ki el gıybetu eşeddü mine zina. Gıybet zina etmeden daha şiddetlidir. Bir ferdi gıybet etmek zinadan daha şiddetlidir. Bir cemaati gıybet etmek o kadar zinadan daha eşittir. Bir hareketi bütün efradıyla gıybet etmek o kadar zina etmek demektir. Nasıl olsa bir günah keçisi bulduk. Mesaimizi örtmek adına bunlarla meşgul olmak halkın efkarını meşgul etmek oluyor. Biz de meşgul edelim böylece bizimle meşgul olmasınlar. Bu yığınları kandırabilir. Kitle psikolojisiyle hareket edenleri kandırabilir. Kitle psikolojisiyle yığınlar sürüklenebilir bunlar. Bunlar da yarın öbür gün ettiklerine nadim olup ağlayacaklar. Bundan evvelki bağışlayın falsolarında nadim olduktan sonra yanıma gelen insan sayısı da az değil. Bir yönüyle Twitter'la, bilgisayarla ne olur hocama söyleyin, hakkını helal etsin, aleyhinde hiç olmayacak şeyler söyledik dedik yani. Mesela çete dedik, mesela sülük dedik, mesela haşhaşı dedik, mesela karmati dedik, mesela örgüt dedik. Mesela nasıl yapsak ki silahları olmadığı halde bunların evlerine silah koysak, uyuşturucu koysak, bir de bununla bunları karalasak, bu türlü planlar peşinde koştuk. Yüzlerce insan, mübalağa yapmıyorum, hakkınızı helal edin dediler. Yine fakir orada
o alıcılıktaki centilmenliği kullanma adına yanıma gelip hiç unutmam, böyle oturdu, utandı, iki büklüm oldu. Ne olur hocam hakkını helal et, ben bir şey bilmiyorum dedim. Ahirete alıcı olarak giderseniz gelecekler yanınıza. Kuyruklarını sallaya sallaya gelecekler. Fakat siz o vaziyette gelişlerine göre değil de ahseni takvim mazhar olarak bir insan mahiyetinden yaratılmış olmalarına saygı duyarak, hayır kardeşim ben öyle bir şey bilmiyorum. Allah bana karşı da bunlar saygısızlık yaptılar. Hizmeti engellemek suretiyle o kazanımları da berhava etmek üzere onca kötülük yaptılar bunlar. Ben affetmiyorum bunları. Orada centilmenliğinizi katlayarak, başınızı Allah'ın azameti karşısına yere koyarak, Allah'ım bunları cennete koymazsanız biz de girmek istemiyoruz cennete. Bunları koymazsanız. Alacaklı olarak gittiğiniz zaman orada bile böyle bir centilmenlik sergileme imkanı olacak. Bence bu imkanı kaçırmayın. Alacaklı gidin, verecekli olarak gitmeyin. Birine bir gıybet hesabı vermeyin. Bir iftira hesabı vermeyin. Bir hafife alma hesabı vermeyin. Bir isnatta bulunma hesabı vermeyin. Öyle gitmeyin. Her şeyi Allah'a havale eyleyin.